Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika pratik bir tatlı tarifiyle geldim. Bu şekilde öncelikle sosunu yapıyoruz. Çünkü sosunun biraz ılık olması gerekiyor. 2,5 su bardağı sütüme, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao ekledim. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki pütürlükleri hepsini dağıtıyorum. Ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp yarım çay bardağı damla çikolatasını ekliyorum. Karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Gelelim muhallebi kısmına. 1 litre sütümü ekliyorum tencereme. Bir yumurtayı ekliyorum. Ardından bir su bardağı kadar şekerimi ekliyorum. Bunları böyle sırasıyla koymanız önemli. Kaynadıktan sonra hiçbir şey eklemiyoruz. Bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişastam var. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Öncelikle ocağa koymadan önce karıştırıyorum. Pişti, ocaktan alıyorum. İçerisine bir paket krem şantimi ekliyorum. Önce biraz çırpıcı yardımıyla çırptıktan sonra blend ediyorum. Blenderdan geçirdikten sonra pütürlüklerin hepsini dağıtıyorum. Ve muhallebimi olduktan sonra bir kenara bırakıyorum. Bu şekilde bir borcama kullanacağım ben. İçerisine bir paket kedi dilimi elimle gelişi güzel kırıyorum. Çok büyük parçalara da ayırmayacağım. Çok küçük parçalara da ayırmayacağım. Şöyle 3 parça yapıyorum. Çok da erisin istemiyorum içinde. Bu şekilde kırdıktan sonra muhallebimi üzerine ekliyorum. Hepsini birbirine karıştırıyorum. Hem pratik hem de aşırı doyurucu bir tatlı. Biraz yiyince hemen zaten doyuyorsunuz. Bu şekilde üzerine çikolata sosumu da ekliyorum. Güzelce dağıtmanız önemli. İsterseniz tatlınızı biraz dolapta bekleyip o şekilde sosunu ekleyebilirsiniz. Daha garanti olur. Her tarafına sosunu yaydıktan sonra dolapta 1 saat dinlendirdim. Üzerine Hindistan cevizi ile süsledim. Tatlımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.